Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle harika bir meditasyon paylaşmak istiyorum. Kalp meditasyonu. Kalbimiz yaydığı manyetik alan itibariyle beynimizin yaydığı manyetik alandan kat be kat daha güçlü, kat be kat daha etkili. Duygularımızla, hislerimizle görünmez düzeye dokunuyoruz ve oradan istediklerimizi ya çekiyoruz ya da itiyoruz. Yapılan bilimsel deneylerle, bilimsel çalışmalarla EEG olsun, EKG olsun, bu beynin ve kalbin manyetik alan göstergeleriyle ilgili çalışmalarda bir insan öfkelendiğinde, stres altında olduğunda, şiddetli olumsuz duygular altında olduğunda beden immün sistemi, bağışıklık sistemi 3 ile 5 dakika, 3 ile 5 saat arası çökmüş vaziyette oluyor. Kalbimizden istediğimiz o her neyse ya çekiyoruz ya itiyoruz. Bunu kontrol edemediğimiz müddetçe hayattan istediklerimizi alamıyoruz. Onları çünkü itiyoruz. Dolayısıyla şimdi yapacağımız meditasyonla kalbimizin gücünü kullanacağız. Ve bugüne kadar keşkelerimiz, pişmanlıklarımız varsa onları hayatımızdan artık tamamen uzaklaştıracağız. Şimdi 3 derin nefes almanızı istiyorum. Burnumuzdan alıyoruz her zamanki gibi. Karnımızı şişiriyoruz ve ağızdan ağır ağır veriyoruz. Bunu 3 defa yapın lütfen. Diyafram nefesi. Şimdi ellerinizi kalbinizin üstüne koymanızı istiyorum. Ve sadece kalp atışlarınıza odaklanmanızı istiyorum. Sadece ve sadece kalbinizin ritmini dinleyin ve izleyin. Onun o kendi başına hiçbir şeye bağlı olmadan bir gün içinde belki yüz binlerce defa atışını ilk defa olsun bilinçli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Onu belki de bugüne kadar çok ama çok göz ardı ettik. Onu her şeyle belki olağan bir şey olarak kabul ettik. Aslında tamamen bir mucize. Sırf atışlarına, tüm hayatınızın, yaşam enerjinizin, varoluşun kalp ritmini dinleyin. Ve günde belki biraz önce de söylediğim gibi on binlerce, yüz binlerce defa atışı için ona şükranlarınızı belirtin. Sizin için var gücüyle çalışıyor. Sizi hayatta tutmak için var gücüyle çalışıyor. Hiçbir şeye bağlı olmaksızın. Şimdi hayatınızda bugüne kadar yaşadığınız 3 pişmanlık üzerine çalışacağız. Zihninizde tasarlayın sırasıyla bir işte önem sırasına göre olabilir. Aklınıza gelen herhangi bir olay sırasına göre olabilir. 3 tane pişmanlıklarınız ve onların artık tamamen sonlandırılmasını isteyin. Olayları bitirin, olayları tamamlayın. Yarım kalan her şey zihnimizi kurcalar ve bizim geleceğe atan adımımızı engeller. Sadece ve sadece kalbinize tamamen şükranlarınızı belirtip keşke ve pişmanlıklarınız üzerine odaklanın. Sırasıyla tabii ki. O olayı tamamlayın. O olaydan ne ders çıkardınız? Sizin için ne anlam ifade ediyor şu anki farkındalığınızda? Ve o olayı orada bitirin. Ve sevgiyle, şükranla onu artık bedeninizden uzaklaştırmanın zamanı geldiğini söyleyeyim. İkinci ve üçüncü pişmanlıklarınızda aynı şekilde yapmanızı istiyorum. Tamamen ona odaklanın ve olayları tamamlayın. Yarım bırakmayın. Tamamlayın. Eğer istediğiniz gibi gitmediyse olmasını istediğiniz gibi tamamlayın. Ve bırakın artık oradan gelecek enerjiler sizi etkilemesin. Tamamen serbest bırakın. Şu anda sizi etkilemesi hiçbir şey anlam ifade etmiyor.
duyulan kin, öfke, nefret, her neyse sanki zehri içip o öfke duyduğunuz insanın zarar görmesini beklemek gibi bir şey. Kendinize zarar veriyorsunuz. Artık bırakın. Tamamen serbest bırakın bu duyguları. Elleriniz kalbinizin üstünde. Şükranlarınızı ara ara belirtin. Bütün pişmanlıklarınızı, keşkelerinizi artık sonlandırın. Her birini tek tek tamamlayın. İster olduğu gibi kabul edin, ister değiştirin. Hiç fark etmez. Yeter ki o enerji artık size ulaşmasın. Tamamen serbest bırakın. Bırakın gitsin. Size hiçbir şekilde faydası yok. Size hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Derin bir nefes alın. Ayak parmak uçlarınızdan ve başınızın saç diplerine itibaren tüm enerjinizi kalbe doğru yönlendirin. Kalbinizde buluşsunlar. Tüm enerjinizi oradan yavaş yavaş saat yönünde döndürerek tüm bedeninize tekrar yayın. Şimdi hayatınızda şu an itibariyle şükür ettiğiniz, şükran duyduğunuz her neyse tekrar hatırlayın. Tekrar tüm evrene şükranlarınızı belirtin. Sahip olduğunuz, yaşadığınız her neyse şu anda tüm şükranlarınızı, tüm iyi dileklerinizi evrene gönderin. Eliniz hala kalbinizde, hala onunla beraber atıyorsunuz. Hala onunla beraber tüm enerjinizi yönlendiriyorsunuz. Sahip olduğunuz her neyse, arka arkaya şükranlarınızı bildirin. Ne kadar şanslı olduğunuzu bildirin. Kalbimizin kendi zekası var. Bizim zihnimizle beraber çalışmıyor. Kendi zekası var ve çok güçlü. Tamamen onun o gücünü hissedin. Atışını, tüm bedeninizi kontrol edişini ve oradan yayacağınız o güzel, o iyi dileklerinizi tüm evrene gönderin. Zihninizden yapacağınız, yayacağınız enerjinin kat be kat fazlasını şu anda evrene gönderiyorsunuz. Kalpten olan inanç, kalpten olan sevgi, kalpten olan şükran. Tamamen ona odaklanın ve tüm evrene gönderin. Tüm bedeniniz rahatlasın. Keşkelerden, pişmanlıklardan kurtulsun. Onların hiçbir faydası yok size. Derin bir nefes alın. Karnınızda tutun ve ağır ağır verin. Şimdi yavaş yavaş elinizi kalbinizden çekin. Son kez derin bir nefes alıp karnınızda tutun ve ağızdan verin. Yavaş yavaş bedeninizi hissetmeye başlayın. Ayak parmak uçlarınızdan saç diplerinize kadar tüm bedeninizi hissetmeye başlayın. Şimdi ve burada. Ve 3'e kadar saydığımda, 3 dediğimde artık gözlerinizi açabilirsiniz. 1 2 3. Gözlerinizi açabilirsiniz. Şimdi ve buradasınız. Tamamen rahatlayın. Şöyle bütün bedeninizi gevşetin. Esneyin. Hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi keşkeler, pişmanlıklar bizi hasta eden, bizi
bedenimizi rahatsız eden tüm enerjileri barındırır. Onlardan kurtulmak ve yepyeni, pırıl pırıl bir sayfa açmak için kalp enerjimizi kullanmak zorundayız. Kat be kat çok daha güçlü, kat be kat çok daha etkili. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.